son dönemde küslükleri ve barışmalarıyla yine gündemde İbrahim Tatlıses. Bu hafta kameralar karşısına geçip yaptığı açıklamalarla yine gündem yarattı. Hangi dostu onu sırtından vurdu? Abi insan 45 senelik dostuyla darbe yerse ne olur? Aşkta nasıl yanlış ata oynadı? Yanlış ata oynadığın için vazgeçtim. Kimleri asla affetmeyecek? Af mah bitti. O fermuar bir kez daha kapandı. Kızı Dilan Çıtak İbo'ya nasıl ikinci kez fermuar çektirdi? Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Küslükleri, barışmaları, kavgaları ve açıklamalarıyla son dönemde yine İbrahim Tatlıses fırtınası esiyor magazin dünyasında. İbrahim Tatlıses'i Şanlıurfa dönüşü yemek çıkışı görüntülüyoruz. Nasıl geçti memleketini ziyareti? Süper geçti. Konserler verdi. Onlara minnettarım. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve birilerini ifşa edeceğini söylemişti. Her şey tepeden tırnağa ne varsa. Herkesi ifşa edeceğim. O açıklamasının arkasında beklenen ifşayı yapacağını söylüyor. Yapacağım. Peki. O açıklama gelecek. Çok kısa zamanda gelecek. Kısa süre önce aramızdan ayrılan dostu Aydemir Akbaş'ın arkadaşlığını özlediğini söyleyen İbo yine birilerine kızmış. Aydemir gibi bir dost yok. Olmazdı. Bazı dostlarım var. Benim ismimden geçiniyorlar. Mesela Kirvede bir adam var. O benim artık bu saatten sonra dostum değil. Ondan kimse de görüşmesin. Kimse de kapıyı almasın. Kapıdan kovsunlar. Kirve diye tanımladığı eski dostu Metincan Timur'dan darbe yediği iddiasında İbo. Abi insan 45 senelik dostuyla darbe yerse ne olur? Ömer Hayyam'ın bu sözüyle vurguluyor dost kurbanı olduğunu. Dost diyorsun, dost senin arkadan sırtından vuruyor. Ömer Hayyam ne demiş? Sen arkadan vurana kızma. Çünkü sırtını dönen sensin. Haklı. Bu röportajdan bir gece sonra İstanbul'da sahneye çıkan İbo kuliste kameralar karşısında kilo vermiş ve epey forma girmiş İbo. 15 kilo. 15 kilo. Kaç kilo daha gidecek İbrahim abi? Daha 5 kilo daha gidecek. 5 kilo daha? Bir ay içinde verdim ona. Bir ay içerisinde? Ekmeği kestim, ekmeği kesin. Ekmeği kurmamadım. Bulamayanlar da var ama ekmek gitti mi? Son dönemde çocuklarından Dilan Çıtak başta olmak üzere pek çok kişiye kapıyı kapattı İbo. Artık affetme döneminin bittiğini söylerken hayatındaki sahtekarlara göndermeler yapıyor. Af bah bitti. Af eskidendi. Eskidendi. O yanıma geliyorlar böyle artist. Ona kendini yani babamızın yanındayız diye göstermek istiyorlar. Halbuki değiller. Kalpleri değil. Semki kalpleri öyle. Alıp bile başımın üstüne koyacağım bir de indirmeyeceğim. Ama biliyorum ki sahtekar. Sahtekar. Küslükleri devam ederken barıştığı isimler de oldu. Yıldız Tilbe ile buzları eritti Tatlıses. O benim canım, o benim canım, o benim kızım, evladım, o bir tane. Bak. Onun gibi söz yazan yok, onun gibi şarkı yapan da yok. Kim var? Sezen Aksu var. Bir de Yıldız Tilbe var. Canlı yayında ettikleri kavgayla Türkiye gündemine yerleşmişlerdi yıllar önce. Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok İbrahim Bey. Ben hakaret etmiyorum. Hakaret ediyorsunuz. Olur mu? Sana kıymam. Geçmişte olan bazı insanların dengesizliklerini... Bu kavga geride kalırken İbrahim Tatlıses'in aklında sadece Yıldız Tilbe'nin şarkıları kalmış. Kim bu gözlerindeki yabancı? Bak. Kim bu gözlerinde, yani sevgilisin gözünün içine bakmış, bir yabancı görmüş. Bak, bak. Böyle bir laf var mı? Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar beni yüreğimden? Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar beni yüreğimden? Bir ara ısrarla evleneceğini açıklamıştı İbrahim Tatlıses. Bana göre bu sene bitmeden olacak. Evliliği bir süre askıya almış. Yanlış ata oynadım derken genç sevgilisi Gülçin'i mi kastediyor acaba? Çekirdek bir aile kuracağım. Öyle gittim. Birinde sevdik fakat sahtekar zemin. Yanlış ata oynamışız. Yanlış ata oynadığım için vazgeçtim. Daha evlilik olmaz mı? Ama olabilir. Her an her şey olabilir mi İbrahim? Aynen. Benim evim bu arada, evlendim. Son evlilik açıklamasını kalp kapakçı ameliyatı sonrası yapmıştı. Züğürt Ağa filmindeki karakter gibi kulağını sallayarak vermişti evlilik mesajını. Peki hocam ne oldu dedi ki, vallahi kalp dinlendi dedi. Peki bu ne olacak? Laf aramızda ben mi
kuşlarım. Küs olduğu oğlu Ahmet Tatlı'yla buzları eritirken kızı Dilan Çıtak'la miras tartışmasına girmişti İbo. Dilan Çıtak artık Tatlı Ses soyadını istemiyor. Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız, merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı. İnanın oh diyorum, şükür diyorum. Geçtiğimiz ay uçakta olay çıkaran Dilan Çıtak'ın bu görüntüleri sorulmuş, kızının adını duyan İbo ağzına fermuar çekmişti. Haberi takip ettiniz mi, neler söyleyeceğiz? Yine aynını yapıyor. Dilan Çıtak'la ilgili sorulara daha önce yaptığı gibi ağzına fermuar çekerek yanıt vermiyor. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Sahne zamanı. İbrahim Tatlıses'ten önce konukları Günel ısıtıyor. Hoş geldin ya! Sahneyi İbrahim Tatlıses'e bırakan Günel'le beraberiz. İbrahim abiyle, İbrahim Tatlıses'le beraber, tabii ilk ben çıktım, İbrahim abi birazdan çıkacak ama çok heyecanlıydım, inanılmaz ama süper geçti. Herkes çok eğlendi, inşallah devam edecek. Çok o benim manevi babam, her zaman desteği, her zaman yanımda hissederim. Bugün de onunla beraber olmak hakikaten çok gurur verici bir şey çünkü İbrahim Tatlıses bir daha gelmez. Azeri kızı Günel olarak hayatımıza giren şarkıcının estetikleri çok konuşulmuştu. Burnum dışında ve dudağım dışında, üst dudağım dışında hiçbir şey yaptırmadım. Buna inanmıyorlar ama umurumda değil yani. Evet. Ve İbrahim Tatlıses sahnede şarkılarıyla konuklarına keyifli bir akşam yaşatıyor İbo. Gerçek olan...